Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yağlı simli pamuk makrome ipiyle hazırladığım hasır model çok güzel bir çanta yapımı tarif edeceğim. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Şahane bir örnek. Böyle çok karmaşık gibi görünebilir ama hiç öyle değil. Çok basit bir mantığı var. Mantığını kavradıktan sonra örgü ilk kez başlayanlar bile eminim ki böyle bir çantayı çok rahatlıkla yapabilirler. Çantamız için dikdörtgen bir taban hazırladık. Bakın şöyle detaylı olarak sizlere göstermek istiyorum. Bunu bir günde rahatlıkla örüp hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok kolay ve keyifli ilerliyor. Hızlı büyüyen bir model. Çantamın tabanının sarkmaması için de burada güzel bir teknik paylaşacağım sizlerle. Bakın içinde kanvas bir parça var. Bu kanvas parçayı da şöyle detaylı olarak gösterecek olursam zincir tekniğiyle örüp tamamlayacağız. Çantanızın sarkmaması için güzel bir de teknik paylaşacağım sizlerle. Bu çantayı isterseniz sizler astarlayarak da kullanabilirsiniz ya da astarsız direkt bu şekilde de kullanılabilir. Ağız kısmında çıt çıt ya da farklı kapatmalar da yapabilirsiniz. Çantam için ne kadar ip kullandığımı, çantamın boyutunu, bütün detaylarıyla video içerisinde bulabilirsiniz. Sizler bu çantayı istediğiniz boyutlarda hazırlayabilirsiniz. Benim yaptığım boyutlarda yapmak zorunda değilsiniz. Sadece pamuk makrome ip değil, bu çalışmayı kağıt iplerle, polyester makromelerle, koton iplerle dahi yapabilirsiniz. Gerçekten çok keyif aldığım güzel bir çalışma oldu. Çok da şık bir sonuç elde etmiş oldum. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu arada katıl butonuyla bana destek olan takipçilerime de buradan çok teşekkür ediyorum. Sizler de bana destek olmak isterseniz eğer katıl butonunu aktif edebilirsiniz. Detaylı tarifimize geçelim. Çantam için bir adet spagetti yarnın pamuk makrome ipini kullanacağım. Bu kullanmış olduğum pamuk makrome ipi bakın simli makrome ip. Hemen şöyle ipin özelliğini göstermek istiyorum. Diğer makrome iplerle tamamen aynı, sadece simli. Karışımı %80 pamuk, %30 polyester, 250 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda ve 2 milim kalınlığında. Bakın dokusunu şöyle yakından göstermek istiyorum. Zincirli bir dokusu var ve içerisinde simler var. Gerçekten çok güzel. Daha farklı renk seçenekleri de var. spagettiyar.com adresini ziyaret ettiğiniz zaman farklı çeşitlerine ve renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Bu arada spagettiyar'dan abonelerime özel güzel bir indirim haberi de hemen paylaşmak istiyorum. spagettiyar.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerinizde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu indirimin süresi yok. Yani bu kodun süresi yok. İsterseniz bugün, isterseniz başka bir gün, isterseniz bir ay sonra, iki ay sonra istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu güzel indirim için de spagettiyar'ın ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada tığ numaram 3,5 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen şöyle ipimin ucunu alacağım ve açık halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın çok güzel bir iplik. Bu simler bambaşka bir hava katmış. Işıltı seviyorsanız eğer bu ipi tercih edebilirsiniz. Yine kullanmış olduğum ipin linkini, yani kullandığım rengin linkini aşağı açıklama kısmı ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Burada işe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi modelimiz dördüm katlarından oluşuyor. Burada başlangıç zincirimizi de çekerken dördüm katları, yani 4 artı 4 artı şeklinde çekeceğiz. Son, en son kısımda da artı 2 zincir çekerek başlangıç zincirini tamamlamış olacağız. Örneğin benim verdiğim ölçülerden daha büyük boyutlarda bir çanta yapmak isterseniz eğer bu zinciri çekerken dördüm katları 4 artı 4 artı en sonda 2 zincir çekerek şimdi hazırlamış olacağız. Ben burada 22 zincir çekerek, yani 4 artı 4 artı 20 artı 2 zincir çekerek zincirimi hazırlıyorum. Burada toplamda 22 adet zincirimi çektikten sonra zincirimin düz kısmını değil ters kısmını çeviriyorum. Bakın ters kısmında bulunan şu kesik çizgilere batarak örgümüzü hazırlayacağız. Burada bakın şu zinciri bir kez daha çekelim. 22. zinciri çekiyoruz. Burada zincirimizin ters kısmını çevirdikten sonra 22. zinciri bırakıp bakın buradaki bir diğer zincirin içerisine direkt batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var, doluyoruz. Sık iğne ile başlangıcımızı yapıyoruz. Şu başlangıç sık iğnesine ilmeği çok aşırı gevşek yapmayın ki burada boşluk oluşur. Hemen bakın
22. zincir bırakıp 21. zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Hemen bir diğer zincirin arka kesik çizgisine direkt batarak ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne. Diğer bir zincirin arka kesik çizgisine batarak tekrar ilmek çıkardık. Sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar her birine bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Ta ki bakın kilit zincirden sonraki ördüğümüz ilk zincire kadar. Sıramızın sonuna geldik. Son zincirin içerisine batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne örüyorum. Bakın son zincirdeyiz. Şu ipi araya alacağım. Tekrar aynı zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp ikinci sık iğneyi örüyoruz. Tekrar aynı zincire batıyoruz. Burada arka taraf aldığımız kısa ipi tığ üzerine alarak buradan da ilmek çıkarıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bakın klasik dikdörtgen taban yapacağız. 1, 2, 3 tane sık iğne ile dönüşümüzü yaptık. Şimdi bir diğer zincire batarak sık iğne örmeye devam ediyoruz. Karşı tarafa geçmiş olduk. Her bir sık iğnenin olduğu noktalara karşılıklı batarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Başlarken bir tane sık iğne örmüştük. Bakın buradaki son zincirimizin içerisine batarak ikinci sık iğneyi örüyoruz. Aynı zincirin içerisine gelerek ikinci sık iğneyi örerek baştaki sık iğne ile beraber 1, 2, 3 tane noktamızı hazırlamış oluyoruz. Şimdi bu tabanı örerken spiral şekilde öreceğimiz için herhangi bir birleştirme vesaire yapmıyorum. Bakın zincirli dönüş nokta alt kısımda kaldı. Şimdi burada ilk ördüğümüz sık iğnenin, bakın ilk ördüğümüz sık iğnenin tepesine batarak 3 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, aynı boşluğa 3. 3 tane sık iğne ördük. Bu arada şu son ördüğümüz sık iğneyi belirgin hale getirmek için spiral öreceğimiz için bitiş ve başlangıç noktamız belli olsun diye son ördüğümüz 1-2 tane sık iğne örerek bitirdik. Bu ikinci sık iğnenin gövdesine şöyle çengelli iğnemi takıyorum ki bu benim bitiş ve başlangıç noktam belirgin olsun. Şimdi bakın başlangıçta 1-2-3 tane sık iğnemizi ördük. Diğer noktalara bir tane, her birine bir tane örerek ilerleyeceğiz. Ta ki köşe noktaya kadar. Şimdi bakın köşe dönüş noktasına geldik. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz vardı. Bu noktaya bakın bu üçlünün ilkine 3 tane, ikincisine 1 tane, üçüncüsüne bu noktaya tekrar 3 tane sık iğne örerek 2 noktada artırmalar yapmış olacağız ve dikdörtgen tabanımızı hazırlayacağız. Hemen üçlünün ilkine 3 tane sık iğne örüyorum. 1, aynı boşluğa. 2, aynı boşluğa. 3. 3 tane sık iğnemizi ördük. Hemen ikincisine direkt batıp 1 tane sık iğne. Diğer üçüncüye bakın üçüncü sık iğne 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Köşede üçlü şekilde artırmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Diğer noktaların her birine bir kez batarak devam edeceğiz. Hemen sıra bitişini nasıl yapıyoruz sizlerle paylaşıyor olacağım. Sıramızın sonuna geldik. Son 2 tane sık iğne örmüştük. Bu bakın 2 tane olan noktanın ikincisi son sık iğnemiz olduğu için burada çengelli iğne var. Bu bizim batacağımız son sık iğne. Bundan önceki nokta bakın 1-2 başlarken de 1 tane örmüştük. 1-2-3 noktaydı. Yani üçlünün ilki şu nokta oluyor. Hemen bu noktaya 3 tane sık iğne örüyoruz. 1-2-3. Şimdi son çengelli iğnenin olduğu ikinci sık iğne kalıyor. Buna da batarak bir tane sık iğne örüp bakın sırayı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde dikdörtgen tabanının temelini kurduk. Şimdi bundan sonra yapacağımız işlem çok kolay. Bundan sonra bakın 4 köşede, 4 köşede her defasında üçlünün ikincisine 3 tane sık iğne örerek sürekli artırarak dikdörtgen tabanı tamamlamış olacağız. Hemen üçlünün ilkine geliyorum. Bakın hiçbir birleştirme yok. Direkt spiral şekilde örüyorum. Buradaki bitiş sık iğnem, son sık iğnem belirgin olduğu için çengelli iğnemi taktım. Bu noktayı kaybetmeyeceğim. Hemen şöyle tepe boşluklarına bakarak nerede olduğumu rahatlıkla görebileceğim. Bu yüzden bunu taşımıyorum yukarıya. Üçlünün ilkine bir tane sık iğne, ikincisine 3 tane. 1 aynı boşluğa, 2 aynı boşluğa, 3. Üçlüyü battıktan sonra diğerleri tamamen tek olarak ilerleyecek. Yani her birine bir tane sık iğne örerek devam etmiş olacağız. Bakın buradaki yaptığımız işlemi diğer
Köşelerde de her sırada tekrar ederek bu şekilde tabanımızı büyütmüş olacağız. Dikdörtgen tabanımı 6 sıra örerek tamamladım. Bu aşamada hemen ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum. Eni 8 santim, boyu 18,5 santim. Bakın boyu da bu şekilde. Burada son sırayı saydığım zaman, son sırada ördüğüm sık iğne sayısını söylemek gerekirse 84 tane sık iğne elde etmiş olduk. Bu da 4'ün katları şeklinde oluyor. Mutlaka sık iğne sayınızı en son sırada sayın. Yani bitireceğiniz sırada sık iğnelerinizi saydığınız zaman 4'ün katları şeklinde olmalı. Bakın başlangıcımız oldukça kolay. Başlangıç zincirlerini elde etmek için, yani bu modeli oturtmak için 4 artı 4 artı şeklinde zincirlerimizi hazırlıyoruz. En son artı 2 tane zincir çekerek istediğiniz sıra sayısında, istediğiniz boyutlarda sizler bu tabanı hazırlayabilirsiniz. Ben bu boyut benim için ideal, ama sizler bunu daha büyük, daha küçük yapmak isterseniz eğer sayılarıyla oynayabilirsiniz. Başlangıç sayılarımız da bu şekilde. Şimdi bu aşamada ben hazır plastik bir kanvas kestim çantamın sarkmaması için. Bu hazırlamış olduğum, bu taban benim için yeterli dediğim noktada plastik kanvası tabanıma göre ölçerek, bakın, kesip hazırladım. Bu kanvası da tuhafiyelerde, hobi marketlerde bulabilirsiniz ya da internette de satışı oluyor. Birçok yerde bulabileceğiniz bir malzeme. Eğer böyle bir malzeme kullanmak istemezseniz, eğer kalın keçeler var, onlardan da yapabilirsiniz. İçerine astarlama yapmadan önce daha kalın keçeler var ya da mukavvalar var ya da deri hazır tabanlar da koyabilirsiniz. Ya da direkt taban üzerine dördün katları şeklinde, yani hazır bir tabana dördün katları şeklinde sık iğnelerinizi örerek de bu tabanı hazırlayabilirsiniz. Yani birçok alternatif var. Şimdi biz burada dikdörtgen tabanımızı hazırladık. Toplamda 84 tane sık iğne elde etmiş olduk ve bakın burada başlangıç noktamız, çengelli iğnemizin olduğu nokta bizim son sık iğnemiz. Yani örmemiz gereken son sık iğne. Bunun tepe boşluğu bir diğerinin, bakın, tepe, tepe, tepe ve bu son noktaya da sık iğnemizi ördük ve sık iğnemizi hazırladık. Şimdi artık modeli kurmak için bir sıra trabzan öreceğiz. Şimdi burada kaydırma yapmadığımız için, spiral ördüğümüz için burada hafif bir çıkıntı oluyor. Bakın bunu nasıl yok edeceğiz? Yani şu çıkıntıyı eşitlemek adına burada sık iğneden sonra 1-2 zincir çekip bu sık iğne 2 zinciri bir tane trabzan kabul edeceğiz. Doluyoruz. Sıradaki gelen sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doluyoruz. Bir diğer sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte tekrar doladık. Sıradaki gelen sık iğne boşluğuna batarak tekrar ikili trabzan örüyoruz. Bu sırada yapmamız gereken tek şey her bir sık iğnenin tepesine bir tane ikili trabzan örmek. Bakın dönüşlerde de hiçbir farklılık yok. Hemen bu kısmı da göstermiş olayım. Bakın her birine, tamamına bir tane batarak bu şekilde örüp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son sık iğneye de ikili trabzanımızı ördük. Burada görünen sık iğnenin tepe boşluğu var ama bakın burada üzerinde iki tane sık iğne var. Biz bu iki tane sık iğne zincir olan sık iğne noktasına dokunmuyoruz. Bunu bir trabzan kabul ediyoruz. Şimdi bu noktada birleştirme yapmamız gerekiyor. Bir ikinci zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak, bakın, sırayı bu şekilde eşitlemiş oluyoruz. Şimdi yukarı çıkmak için 1, 2, 3 zincir kullanacağız. Şimdi bu aşamaya kadar sık iğne ve ikili trabzan ördük. Bundan sonra örgümüz üçlü trabzanlarla devam edecek. 3 zinciri de yukarı çıkmak için kullanacağız. Bu zincir arada, yani modeli tamamladığımız zaman görünmeyecek. Ara kısımda kalmış olacak. Şimdi burada 3 zincirden sonra 1, 2 kez sığımın başına doluyorum. Bakın zincir çıkardığım trabzanı bu sırada sayıyorum. Bakın 1, 2 trabzan atlayarak 3. trabzanın sağ geniş boşluğundan batıp sol geniş boşluğundan çıkararak önden batıyorum. Bakın bu şekilde. Zincirli trabzan 1, bir diğeri 2, bu 3. 3. trabzanı önden batarak bu şekilde buradan ilmek alıyorum. 4 ilmeğim var, doluyorum. İkisini birlikte tekrar doladım, ikisini birlikte tekrar doladım, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan örüyorum. Bir, iki kez dolayarak burada bir diğer trabzanın gövdesine, bakın, yani sıradaki gelen üçüncü, bu da dördüncü, dördüncü trabzanın gövdesine batarak ilmek çıkarıp üçlü trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bu aşamada
Geriye doğru gideceğiz. Burada bakın şu örmediğimiz iki tane trabzan noktası var. Bu kısımlar bakın şöyle bir iki tane dolayacağız yine. Batacağımız nokta şu. Birinci trabzan ve ikinci trabzan. Şimdi geriye doğru giderek bir iki noktayı bu şekilde örmüş olacağız. Şimdi bir iki kez doluyoruz. Zincirli olan bakın iki zincirli olan geriye doğru gidiyoruz. Gövdesini önden batarak ilmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan ördük. İki kez doluyoruz. Arada kalan bakın bu ikinci trabzan noktasına gövdeye önden batarak ilmek çıkarıp ikisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzanla bakın böyle çarpımızı elde etmiş oluyoruz. Önce ileriye doğru ördük. Sonra geriye doğru örerek bu şekilde bakın dördün katlarından oluşan model bu. Dört tane trabzanı bu şekilde örmüş olduk. Şimdi aynı model devam edecek. Bir iki kez doluyoruz. Bakın son ördüğümüz trabzana dokunmadan buradan tekrar hiç örmediğimiz bakın sıradaki trabzandan saymaya başlıyoruz. Baştaki tekniğin birebir aynısı. Bir iki tanesini bırakıp üçüncüsünün gövdesine önden batarak bu şekilde ilmek çıkarıp üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar iki kez dolayarak dördüncü trabzanı önden batarak bakın bu şekilde ilmek çıkarıp üçlü trabzan. Tekrar iki kez dolayarak şimdi bırakmış olduğumuz bakın şöyle gösterecek olursam bir iki tane bıraktığımız trabzan var. Önce ilkine sonra ikincisine bu şekilde batarak yine üçlü trabzanları burada örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. Bir, iki kez doluyoruz. Bakın ilk trabzanın gövdesini önden batarak üçlü trabzan. Bir, iki kez dolayarak ikinci trabzanın gövdesine üçlü trabzanı örerek bu noktayı tamamlıyoruz. Üç ve dördü zaten başlarken örmüştük. Şimdi bakın bu şekilde iki ileri iki geri şeklinde çapraz modelimizi oluşturarak bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Burada son 4 tane ikili trabzanımız kaldı. Yine 2 kez dolayarak 1 2 tanesini bırakıp üçüncüye önden batarak üçlü trabzanımızı örüyoruz. 2 kez dolayarak dördüncüye ikili trabzan örüyoruz. 2 kez dolayarak geriye doğru giderek birinci ve ikinci trabzanlara önce ilkine üçlü trabzan, tekrar iki kez dolayarak ikincisine de geriye doğru giderek bu şekilde üçlü trabzanımızı örerek bakın modelimizi kurduk sıra sonuna kadar. Şimdi artık model tamamlandı. Burada birleştirme yapmamız gerekiyor. Burası önemli. Şimdi bakın 3 zincir yukarı çıkma zincirimiz olduğu için buna hiç dokunmadan trabzanın bakın 3 zincirden sonra gelen trabzanın tepesine batarak ilmek çıkarıp kaydırarak sırayı bir bütün haline getirmiş oluyoruz. Şimdi bu noktada 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Bakın bu zincir arada kalmış olacak. Şimdi burada görünebilir ama bir sonraki sırada şu alttaki zincir noktası tamamen görünmemiş olacak. Yani kaybolmuş olacak. Şimdi burada yine 1, 2 kez tığımızın başına doluyoruz. İlk modeli bırakıp bakın ilk dörtlü trabzanı bırakıp ikinci modelin burada arka tarafta duran, bakın şöyle arkada duran iki tane trabzan noktası var. Şimdi ileriye doğru bu iki trabzana batacağız. Sonra geriye doğru önde duran, öndeki dişli noktalara batacağız. Önce arkada duran iki noktaya batacağız trabzanın. Sonra geriye doğru gelerek bu öndeki dişli olan ikili trabzana batacağız. Yine iki kez doluyoruz. Bakın ilk modeli atladık. İkinci modelin buradaki arkadan duran trabzana önden batarak bu şekilde üçlü trabzan örüyoruz. Yine bu değişmiyor. Bir iki kez doluyoruz. İkinci trabzanı bakın arkada duran ikinci trabzanın gövdesini önden batarak bu şekilde üçlü trabzan örüyoruz. Tamamen önden batarak örüyoruz. Şimdi burada bir püf nokta var. Aslında model yaptığımız bu birinci sıra ve şimdi yapacağımız ikinci sıradan ibaret. Birinci sıra sonra ikinci sıra. Bu iki sıra hep kendini tekrar ederek ilerliyor. Şimdi bu aşamada bakın ileri doğru arkadan battığımız yani arka taraftan çıkıntılı görünen trabzanları 3 tane, üçlü trabzan ördük 2 tane. Şimdi şuradaki dişli olan bakın geriye doğru giderek trabzanlarımız örerek yine çapraz şekilde devam edeceğiz. Fakat burada bir püf nokta var. Batışımız farklı olacak. Bu ikinci sırada sadece böyle.
Şu iki noktaya batacağız ama batarken bakın şurada arka kısımdan batacağız. Yani şöyle trabzan burada kalacak. Şu şekilde batacağız. Hemen gösterelim. Umarım anlaşılır olur. Bir, iki kez doluyoruz. Bakın bu şekilde geriye doğru bakın arkadan örmüş olduğumuz üçlü trabzanların arkasından girerek önünden değil de arkasından girerek şu iki noktaya batacağız. Bakın şöyle açalım. İlk noktaya batıyoruz tığımızla. İlmek çıkarıp yine üçlü trabzan örüyoruz. Bakın bunu örmüş olduk. Bir, iki kez doluyoruz. Tığımızla arkadan batarak bakın şu noktayı alıyoruz. Bu noktaya battık. Bu noktadan ilmek çıkarıp tekrar üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi başlangıcımız bu şekilde bakın. Yine ileri geri. Geriye giderken önden ör, yani ilk ördüğümüz ikili trabzanın yani iki tane duran üçlü trabzanın arkasından batarak bunu örüyoruz. Şimdi bir kez daha gösterelim. Daha net anlaşılacaktır. Şimdi baktığınız zaman buradaki çaprazı elde ettik. Şimdi bu modelin bakın iki tanesini ördük trabzanın. Burada iki tane dişli kaldı. Bir diğer modelin yine arkada bulunan iki tane trabzanına bakın. Arkada duran noktalarına batarak ileri gideceğiz. Sonra önde duran iki dişliye arkadan batarak bu şekilde önden örüp üçlü trabzanlarımızı hazırlayacağız. Şimdi bir, iki kez doluyoruz. Bakın bu modelin son iki trabzanını bırakıp ileriye doğru arkadan görünen trabzana önden batarak bu şekilde üçlü trabzanı örüyorum. Bir, iki kez dolayarak hemen yanındaki trabzana önden batarak üçlü trabzan örüyorum. Şimdi öreceğim nokta bir, iki nokta. Bunu da nasıl yapıyoruz? İki kez doluyoruz. Arkadan batarak bakın bu şekilde bu noktaya batıp rahat örebilmek için şu şekilde çıkarıyorum. İlmek çıkarıp tekrar üçlü trabzan örüyoruz. Tekrar iki kez dolayarak bakın arkadan batarak buradaki ikinci trabzana batıp ilmek çıkarıp üçlü trabzanımızı örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi sizler bunu elinize aldığınız zaman daha rahat anlayacaksınız. Burada belki birazcık bir tık karmaşık görünebilir ama hiç öyle değil. Çok basit bir mantığı var. Yine iki kez dolayarak bakın burada iki tanesini örmüşüz. Önden dişi duran iki tane trabzanı ellemeden diğer modelin arkadan görünen trabzanlara batıyoruz. Model hep kendini tekrar ediyor. Bakın arkadakine batarak üçlü trabzan iki kez doluyoruz. Arkada duran noktaya önden batarak üçlü trabzan iki kez dolayarak arkadan girerek bakın şu iki noktayı buradan ilmek çıkarıp üçlü trabzan örüyoruz. Yine iki tane bakın bu nokta umarım anlaşılır olmuştur. Bu da ikinci sıramız. Model bir ve ikinci sıranın tamamen tekrarı. Şu trabzan noktayı saymıyoruz. Modeli kurduğumuz bir ikinci sıra kendini tekrar edecek. Bu ikinci sıradan sonra ilk sırayı tekrar edeceğiz. 1, 2, 1, 2 şeklinde hep kendini devam ettirerek duvarımızı uzatmış olacağız. Ama şimdi bu sıranın bitişini ve tekrar başlangıcını sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Son kısımda baktığımız zaman burada modeli tamamen ördük. Son kısımda zincirden önce, 3 zincirden önce son önde duran 2 tane trabzan noktamız kaldı. 2 tane nokta kaldığı zaman başlarken de hatırlayalım. Buradaki modeli atlayıp direkt ileri noktadan batıp sonra geriye doğru öndeki noktaları örmüştük. Burada son 2 tane trabzan nokta kaldı. Bakın şu kısım önemli. Şuradaki 3 zincir var. Bunu trabzan kabul etmiyoruz. Bunu yukarı çıkma zincir olarak kabul ediyoruz. Bu birinci trabzan. Bir diğeri de bakın ikinci trabzan. Şimdi bu 2 noktaya batarak örgümüzü devam ettireceğiz. Şimdi yine 2 kez doluyoruz. Son önde duran bakın dişli dişe duran iki tane trabzan noktamız var. Bu iki tanesini atlayarak ne yapıyorduk? Model ileri doğru giderek arkada duran trabzanların gövdesine bakın şuradaki 3 zincire dokunmuyorum. Gövdesine batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıp üçlü trabzanı örüyoruz. İki kez dolayarak diğer trabzanı arkada duran trabzana önden batarak üçlü trabzanı ördük. Şimdi bu modelde birleştirme noktaları dümdüz devam etmiyor. Her defasında sola doğru kayarak birleştirme noktaları sola doğru giderek ilerlemiş olacak. Ve şu zinciri nokta arada kalmış olacak. Şimdi önden battıktan sonra iki kez doluyoruz. Bakın örmüş olduğumuz trabzanların şu önde duran bakın arkadan batarak
Bu noktaya bir iki kez doluyorum. Batıp eliniz alıştıktan sonra çok rahat öreceksiniz. Üçü trabzanım örüyorum. Yine aynı modeli örüyorum. Bakın iki tane kalan önden trabzana. Yine önden batarak, arkadan geçirerek ipi. Bu şekilde bakın bir ileri bir geri şeklinde çapraz örneğimizi tamamlamış olduk. Şimdi model bu iki sıradan oluşuyor. Şimdi birleştirmeyi yapacağız. Yine 3 zinciri hiç görmeden bakın ilk trabzan bu 3 zincir. 3 zincirden sonra gelen trabzan noktası bu. Tepesine batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma yaptıktan sonra bakın zincirli nokta arada kalmış oldu. Şimdi 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Burada şimdi ilk sırayı tekrar edeceğiz bakın. İlk sırada ne yapıyorduk? Önce ileri doğru batıyorduk, sonra geriye doğru batıyorduk. Burada da ileri doğru batacağımız noktalar şu kısımlar olacak bakın. Bu kez bir alt sırada gerideki trabzanlara batıp ileri doğru gitmiştik. Sonra geriye doğru dişlilere batmıştık önde duran. Şimdi burada tam tersi. Burada bakın bu modele hiç dokunmadan iki tane bakın ilkine değil ikincisine önde duran trabzanlara önden batarak üçlü trabzan. Sonra geriye doğru giderek şu iki noktaya batacağız bakın. Bu şekilde örneğimizi kurmuş olacağız. 3 zincir çekelim, ördüğümüzde daha net anlaşılacak. Şimdi ilk model sırasını tekrar ediyorum aslında. Ördüğümüz zaman daha rahat göreceksiniz. 2 kez doladım. İlk modele dokunmadan ikinci modelin önden duran trabzanlarını yine önden batarak üçlü trabzanını örüyorum. Bir diğerine tekrar üçlü trabzan. Bakın bu noktada geriden batmayacağız. Normalde alt sırada geriden batıyorduk. Burada öyle yapmayacağız. Bir iki kez doluyorum. Geride duran, bakın şu iki dişli noktaya arkada duran trabzana bakın önden batıyoruz. Bakın arkadan geçirmiyorum. Bu ilk sırayı tekrar ettiğim için bu sıra daha kolay. Şöyle önden geriye doğru bu iki tane dişinin olduğu noktaya batıp tekrar üçlü trabzanımızı örüyoruz. Yani ilk sırayı tekrar ediyoruz. İki kez doluyorum. İkinci trabzanı önden batarak. Bakın üçlü trabzanımı ördüm. İki kez doluyorum. Tekrar önce bakın önde duran çıkıntılı olan trabzanları öreceğiz. Sonra geride duran iki trabzan örerek iki ileri iki geri şeklinde yine aynı model kendini tekrar etmiş olacak. Burada iki tane geri duran trabzanı atlıyorum. Bir diğer modelin önde duran bakın. Bir iki kez doluyorum. Önde duran trabzanına önden batarak üçlü trabzan hemen bir diğerine tekrar üçlü trabzan iki kez doluyorum. Geride bıraktığım bakın iki tane arkada kalan trabzanlı nokta var. Bunlara da bu şekilde önden batarak üçlü trabzanımı örüyorum. Bir diğer nokta bu. Hemen bunu da üçlü trabzan örerek modeli tamamlamış oluyoruz. Şimdi bakın yapacağımız şey oldukça kolay. İki tane önde duran noktaya ileri doğru batacağız. Sonra arkadan duran noktalara geriye doğru batarak bu şekilde bakın önden batarak sıramızı tamamlayacağız. Şimdi bu sırayı da tamamlayalım. Bir kez daha şu ikinci sırayı nasıl yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Bakın burada sıra sonumuza geldik. Şimdi yine bakın burada önden duran iki tane trabzan nokta var. İleriye doğru bunu öreceğiz. Sonra geriye doğru giderek şurada kalan son iki tane trabzanlı noktamız var bakın. Son iki tane noktada da bu birinci ve diğer ikinciyi de örerek sıramızı tamamlamış olacağız. Bakın şimdi bir iki kez doluyorum. Buradaki iki trabzanı örmüşüz. Şimdi ileriye doğru giderek önden duran trabzanlı noktalara önden batarak üçlü trabzanları örüyoruz. İki kez dolayarak geriye doğru giderek burada kalan bakın şu üç zincir kafamızı karıştırmasın. Hemen şu iki trabzan. Bakın şu aradaki 3 zincir bu bizim kafamızı karıştırmasın. 3 zincir yukarı çıkma zinciri. Burada 2 tane trabzanlı nokta burası bakın şu ikisini kullanacağız. Şöyle duran doladık. Hemen ilkine batıp üçlü trabzan. Tekrar 2 kez dolayıp diğerine batarak üçlü trabzanla. Bakın sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. İlk sırayı tekrar etmiş olduk. Şimdi sıra birleştirmesi. Burada bakın 3 zincir var. 3 zinciri gördüğümüz zaman sırayı bitirmemiz gerekiyor. Burada 3 zincirden sonra gelen trabzanın tepesine direkt batıp ilmek çıkarıp kaydırıyoruz. Şimdi ikinci sırayı tekrar edeceğiz. Bakın model oluştu. Şimdi birinci sırayı tekrar etmiştik. Şimdi ikinci sıranın birebir aynısını yapacağız. Yine yukarı çıkmak için 3 zincir kullanacağız. Bakın buradan başlamıştık. 3 zincir buraya doğru kaymaya başladı. 2 kez doluyoruz. Ne yapmıştık? Alt sırada
Öndeki dişlere batarak başlamıştık. Bu sırada ise arkadakilere batarak başlangıcımızı yapıyoruz ikinci sırada. İlk model atlıyoruz. Hemen arkada duran iki tane trabzanlı noktaya batarak örgümüzü öreceğiz. Bakın ikinci sıranın birebir aynısını tekrar ediyorum. Umarım anlaşılır olmuştur bu noktaya kadar. Örgü bilmeyenler için bu aşamaya kadar göstermekte fayda var. Yine iki kez doluyorum. İkinci sırayı tekrar ettiğim için. Bakın geriye doğru giderek şu kısımları öreceğim. Fakat arkadan batarak. Bakın. Bu şekilde. Bir, iki kez geriye doğru gidiyorum. Önde duran trabzana batarak. Buradan üçlü trabzanımı örüyorum. Tekrar iki kez arkadan batarak. Bakın. Üçlü trabzana batıp önden üçlü trabzan örüyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlamış olduk. Yine iki kez dolayarak bakın geridekine üçlü trabzan örüyoruz. Geride durana. Sonra arkadan batarak bu iki noktaya batarak ama arkadan batarak. Bakın şu üçlü trabzanlara batarak iki ileri iki geri, iki ileri iki geri şeklinde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Önce birinci sıra, sonra ikinci sıra hep bu şekilde kendini tekrar ederek ilerleyecek. Bu birleştirme noktası dediğim gibi kaymış olacak. Bakın model bu şekilde oluştu. Şimdi duvarımızı yeteri kadar uzatalım. Bir sonraki aşamaya birlikte devam edelim. Burada çantamızın duvarını yeteri kadar uzattık. Şimdi sık iğne sıramız olacak. Tamamen ördükten sonra ölçüyü sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada kaç sıra ördüğümü söylemek istiyorum. Bu modeli sayarken çapraz şekilde saymamız gerekiyor. Bakın ilk çaprazdan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra örerek tamamladım. Sizler bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi şöyle başlangıcı gösterecek olursak tekrardan son iki trabzanı ördükten sonra bakın 3 zincire hiç dokunmadan trabzanın tepesine batarak burada kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmadan sonra bir zincir çekip yukarı çıktıktan sonra burada bakın hemen trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne. Hemen bir diğer trabzanı batıp tekrar sık iğne. Burada elimi birazcık sıkı tutacağım. Çünkü çok böyle çantanın ağzı açılsın istemiyorum. Birazcık toparlasın diye. İsterseniz eğer sizler 3 milim tığ da kullanabilirsiniz. Burada şimdi her bir trabzanın tepesine batarak sık iğne öreceğiz bakın. Bu şekilde hiçbir trabzan atlamadan her birine bir tane sık iğne örerek tamamını örüp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın burada son sıra sık iğneyi örerken yarım milim tığımı küçülttüm. Yani çok elimi sıkmak istemediğim için 3 milim tığa geçtim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bunu neden yapıyorum? Ağız kısmı böyle çok açık açık olmasın diye. Birazcık da ağız kısmını toparlamak için. Çünkü uzun yıllar kullandığınız zaman çantanızı ağız kısmında örgü olduğu için açılma yapar. Tabii yine iz sürme de yapacağız. Bunu toparlayacağız. Bu yüzden daha küçük bir tığla devam edebilirsiniz bu aşamada. Şimdi burada son bir tane trabzan kaldıktan sonra bakın bu trabzanlı noktayı örmeyeceğim. Direkt ilk sık iğnenin tepesine batarak ilmek çıkarıp kaydırma yapıp şu kaydırma noktası bu trabzanın tepesi olmuş olacak. Bir zincir çekip yine bakın kaydırma yaptığım ilk sık iğnenin tepesine batarak tekrar bir sıra daha sık iğne örmeye devam ediyorum. Burada ne kadar isterseniz sizler sık iğne sıranızı o kadar uzun yapabilirsiniz. Şimdi yine her bir sık iğnenin tepesine batarak burada bir sıra daha sık iğne örerek tamamını örerek bu kısma kadar ilerleyeceğim. Dediğim gibi sizler kaç sıra yapmak istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şimdi yine sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son sık iğneye de batıp tepesine sık iğne örüyoruz. Burada kaydırma noktası var. Buradaki son trabzanı örmemiştik. Bu trabzanın sık iğnesi kaydırma noktasıydı. Bakın bu noktaya sık iğne örmeden kaydırma noktasını yine son sık iğneyi ördükten sonra kaydırma noktasına hiç dokunmadan ilk başladığımız sık iğnenin tepesine batıp kaydırmayı yaparak bu trabzanın sık iğnesi olmuş oluyor. Şimdi burada bir zincirle yukarı çıkıp aynı sık iğnenin tepesine batarak kaydırma yaptığımız sık iğnenin tepesine tekrar bir sıra daha bu şekilde sık iğne örerek ilerleyeceğim. Böyle birkaç sıra tamamlayıp yeteri kadar tamamladıktan sonra artık kaydırma işlemine geçmiş olacağız. Sıra bitiş ve başlangıçlarımız da bu şekilde. Burada bakın 3 sıra sık iğne örmek benim için yeterli oldu. Sizler bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Şimdi son sık iğneyi de sık iğnemizi ördükten sonra kaydırma noktası geliyor. Burada ilk sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp kaydırmayı yaparak sıramızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi bu kaydırmalara devam edeceğiz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu sırada bu şekilde iz sürme yaparak çantamızın ağız kısmını tamamlamış olacağız. Bakın batıyoruz, ilmek çıkarıp kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde bakın böyle çizgi şeklinde başak başak görünmüş olacak.
Şimdi bu şekilde her birine bir kez batarak kaydırma yapıp sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bakın kaydırma yaptığımız boşluğun içerisine batıp ilmek çıkarıp tekrar bir kaydırma yapıyoruz. Bu aşamada şöyle ipimizi birazcık uzatıp yeteri kadar kesiyorum. İpimi buradan çıkardım. Bakın son kaydırma noktası sık iğne kabul ettiğimiz için mutlaka o noktaya da battım. Sonra ipi bakın şöyle kaydırma noktasının olduğu kısımdan içeri doğru alıyorum. Bu noktada bakın bir bütünlük sağlamış olduk. Şimdi ipi ara noktalardan geçirerek iç kısımda gizlemiş olacağım. Şimdi bu ipi gizleyelim. Sonrasında fazla kalan ipimiz olursa keserek ya da sökerek çıkarabilirsin. Bu ipi gizleyeceğiz. Bakın çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen ölçüsünde, boyun ölçüsünde sizlere söylemiş olayım. Boyu 17 santim oldu. Sizler dediğim gibi istediğiniz uzunlukta hazırlayabilirsiniz. Şimdi artık kanvasımızı hazırlamaya geçebiliriz. Burada tabanımın ölçüsünce kestiğim plastik kanvası şimdi işlemeye geçeceğiz. Burada hemen şöyle bir zincirli bir ilmek oluşturacağım. Tığ numaram da 2.20 milim olacak. Burada bunu neye göre tercih ettim? Şöyle bakın bu kutucukların arasından geçebilecek incelikte olması gerekiyordu tığımın. Bunu sizler kendi kanvasınıza göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hangisiyle rahat örecekseniz eğer onu tercih edebilirsiniz. Şimdi burada bir tane zincirle ilmeğimi oluşturuyorum. Burada bakın hemen ilmeğimi oluşturduktan sonra ilk boşluktan batıyorum, ilk kutudan. Buradan ilmek çıkarıp çıkardığım ilmeği diğer ilmekten kaydırıyorum. Bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüye batıyorum. İlmek çıkarıp kaydırma yapıyorum bakın. Bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüye batıp buradan ilmek çıkarıp kaydırmamı yapıyorum. Burada böyle bakın bir iki boşluk bırakıp üçüncüye batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Böyle uzun uzun bakın ilmekler oluşturmuş olacağım. Arka kısımda bu şekilde görünecek. En son bir sırada çerçeve yapacağız. Bir iki boşluk bırakıp üçüncüye batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bir iki üçüncüye batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum. Son bir tane kutu kalıyor. Bu kutu içerisine de batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Sizlerde iki kalabilir. İkincisine batarsınız. Hiç problem değil. Hemen şimdi yan boşluğuna geçeceğim. Bakın yan boşluğa batıyorum. Yan kutuya ilmek çıkarıp tamamen zincir tekniğiyle bu işlemi yapacağız. Kaydırmamı yaptım. Burada hemen iki tane atlamıyorum. Burada hemen ilkine batıp yani diğerine batıp sıradakine batıp sıradaki kutuya batıp ilmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırıyorum. Şimdi bir iki tane atlayıp üçüncüye batarak burada kaydırmalarımı yapıyorum. Şöyle tutalım daha rahat olacak. Bir iki tane bırakıp üçüncüye batıp ilmek çıkarıp kaydırma yapıyorum. Bu arada bu kaydırmaları yani zincirleri de çekerken çok sıkı sıkı çekmeyin, kasma yapar. Bunu da belirtmekte fayda var. Bakın böyle kanvasın ölçüsünce iki boşluk bırakıp ben böyle geniş geniş zincirlerle kanvası şimdi işleyeceğim. Bu taban dolacağı için yani görünmeyeceği için içeride kalacağı için çok önemli değil. Bakın şu kısmı zaten alt kısımda kalacak. Şu kısımda üst kısımda kalmış olacak. Yani içerisine bu şekilde oturtmuş olacağız. Bakın böyle zincirler çekerek iki kutu atlayıp üçüncüye batıp kaydırmalar yapıyorum. Bir, iki. İkincisine batıyorum şimdi. Bir diğerine tek batıyorum. Bunu kendinize göre, elinizdeki kanvasa göre doldurabilirsiniz. Yan kutuya geçiyorum. Yan kutuya da geçerken yine zincirle geçip burada başlangıçlarda birer tane atlama yapıyorum ki böyle çok boşluk görünmesin şu kısımlarda. Sonra 1-2 kutu atlayıp 3.ye batarak bunu sizler 2 kutu 3 kutu ne kadar atlamak istiyorsanız atlayabilirsiniz. Bu şekilde zincirlerle işlemimi yaparak buradan başladım. Bakın ileri geri ileri geri giderek sıra sonuna kadar geleceğim. Sonra bir sırada sık iğne ile çerçeveleyeceğim. Bunu da hemen sizlerle nasıl yapıyorum paylaşacağım. Şimdi burada bakın kanvasımı işleyerek sadece zincir tekniğiyle son kısma kadar geldim. Burada son 3 tane boşluğum kaldı. Bu son boşluğuma da batıp burada kanvası tamamen doldurmuş oldum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şuradaki her bir boşluğa bakın şu kısa kenardan başlayacağım. Bir çerçeve şeklinde sık iğne öreceğim. Bir zincir çekip hemen gelen boşluğa tekrar batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Yine 2.20 milimlik tığla bu işe devam edeceğim. Batıyorum boşluğuma, kutu boşluğuna ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Batıyorum sıradaki kutuya, ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Hemen şuradaki boşluğa batıp sıradaki her bir kutuya bu şekilde batıp sık iğne örerek bir sıra
Kanvasın etrafını bu şekilde sık iğne ile çerçevelemiş olacağız. Şu köşelerde 2 ya da 3 da batabilirsiniz. Uygun boşluklara batarak bir sıra bu şekilde çerçeve yaparak bu tabanı da hazırlamış oluyoruz. Bakın burada iç kanvasımızı tabanımıza yerleştirdik. Gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Bakın düz kısmı zincirli ördüğümüz nokta yukarı doğru bakıyor. Diğer kısım da alt kısımda kaldı. Oldukça güzel bir görüntü oluşturdu. Bu çantayı astarsız dahi kullanabilirsiniz bu şekilde hazırladığınız zaman. Şimdi artık saplarımızı dikmeye geçeceğiz. Saplarımızı da bakın bu şekilde ben hazır bir sap kullanıyorum. Yine sizler isterseniz kendi ipiyle de saplar yapabilirsiniz. Eğer kendi ipiyle örgü saplar yapacaksanız eğer ikinci bir yumağa ihtiyacınız olabilir. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi etamin iğnesi yardımıyla yine kendi ipiyle hemen saplarımı da dikerek artık çantamı bitirmiş olacağım. Saplarımızı dikerek çantamızı tamamlamış olduk. Tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.